Yetişkin gözüyle oyun, bir eğlenme ve oyalanma biçimiyken, çocuk için oyun oynamak ciddi bir iştir. Çocuk, oyunlarla gerçek dünyanın kavramlarını ve ilişkilerini öğrenir, oynadıkça becerileri artar, yetenekleri gelişir. Peki çocukların oyunlarına nasıl yaklaşmak gerekir? Önce çocukta bugün, zihinsel, fiziksel ve psikolojik gelişimden sosyalleşme becerilerine, toplumsal rol ve algılardan ebeveyn-çocuk ilişkisine katkılarına kadar oyun ve çocuk gelişimi arasındaki ilişkiyi ele alacak, çocukların oyun oynama eğilimlerinin yönetimine dair ailelere tavsiyeler de bulunacağız. Önce çocuk başlıyor. Hayırlı günler değerli izleyenler. Bugün de Önce Çocuk diyerek programımıza başlıyoruz. Bugün oyunu konuşacağız. Her çocuk oyun oynamayı çok sever. Peki çocukların hayatında, gelişimlerinde oyunun yeri nedir? Neden bu kadar önemlidir? Ve özellikle oyunun en güzel araçları elbette oyuncaklar. Aileler oyuncak seçiminde nelere dikkat etmeli? İşte bu konuları ayrıntılarıyla değerlendireceğiz. Bugünkü programımızda değerli bir konuğumuz var stüdyomuzda. Psikolog ve aile danışmanı Fatma Güllüoğlu Birer bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Fatma Hanım? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Biz de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Konya'dan geldiniz programımıza. Evet. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim davetiniz için. Estağfurullah. Şimdi oyunu oynamak her çocuğun bayıldığı bir şey elbette. Çocuğa da çok yakışan bir şey. Gelişimini de çok sağlayan bir şey. Ama biz böyle bazen çok basit bir şey gibi işte bir vakit geçirme aracı gibi falan değerlendirebiliyoruz. Esas da çocuğun dünyasında oyun nasıl bir yere sahip acaba? Nasıl bir yere sahip? Bunu söyleyen yetişkinler bence yeterince çocukluğunu yaşamayan yetişkinler oyuna böyle bakıyorlar. Çünkü gerçekten o çocukluk dönemini oyunla, keyifle geçiren hiçbir yetişkin oyuna boş vakit geçirme aracı olarak bakmıyor. Çocuk için nedir oyun? Çocuk için başlı başına bir hayat anlayışıdır. Kimi zaman yemekten önce, tuvaletten önce gelen ki bunlar temel gereksinimdir. Ki bazı yetişkinler bana geldiklerinde şunu söylüyorlar, yemek yemeyi bile unutuyor. Oyun oynarken ama çocuk için o kadar temel bir ihtiyaçtır ki, o kadar zevkli bir ihtiyaçtır ki çocuk bunun için diğer temel ihtiyaçlarından bile vazgeçebilir. Onun için ben hep şunu söylüyorum, oyun nedir diye sorduklarında küçük bir perdedir. Onun için hayatta öğrendiklerini, kaydettiklerini, evet, sahnelediği ve sizin de söylediğiniz gibi duygusal açıdan, sosyal açıdan, zihinsel anlamda kaydettiği birçok şeyin sahnelediği bir perdedir çocuk için oyun bence. Evet. Ailelerin de bu bakış açısına sahip olması çok önemli sanıyorum, değil mi? Yani bir ihtiyaç aslında çocuklar için oyun oynamak. Tabii destek olabilmeleri adına ve oyunun dediğim gibi bir boş vakit geçirme aracı değil. Tamamen gelişimini destekleyen ve olmazsa olmaz dediğimiz kadar önemli olan bir süreç. Bunun önemini fark eden aileler buna destek olurken, bunu önemsemeyen, hatta küçümseyen demek belki daha doğru, küçümseyen doğru, evet, anne ve babalar değilse köstek olma dediğimiz şeyi yapıyorlar çocuklara. Bu kadar oyun oynanır mı? Neden hala oynuyorsun? Oyununu bırak yemeğini ye, oyununu bırak işte kardeşine bak, oyununu bırak dersini çalış. İşi gücü oyun oynamak diyor bazı aileler ama o zaten çocukların işi. Yani çocuktan başka ne bekliyoruz ki? İlk bebek doğduğunda hani iki temel ihtiyacı vardır. Birincisi sevgidir, ikincisi uykudur. Sonra diğer ihtiyaçları gelir, karnını doyurmak gibi. Yaş ilerlediğinde ise çocuk dediğimiz grupta ise birinci temel ihtiyacı sevgi, ikinci temel ihtiyacı oyun noktasına geliyor. Ve bu noktada hep diyoruz işte velilerin bunu kabullenmeleri, önemsemeleri ve bu konuda çocuklara destek olabilmeleri çok çok önemli. Önemli gerçekten. Şimdi çocukların gelişimlerine çok büyük bir katkısı olduğunu söylediniz. Özellikle perde benzetmesi çok güzeldi. Çocukların gelişimlerini, öğrendiklerini sahneledikleri bir perde gibidir oyun dediniz. Evet. Biraz daha açalım bunu isterseniz. Hangi açılardan çocuğu geliştiriyor? Zihinsel açıdan olabilir, dil açısından olabilir. İzleyicilerimizin biraz daha anlamaları için neler söylersiniz? Hangi açılardan önemli? O zaman kısmen inceleyelim. Mesela zihinsel açıdan neden önemlidir? Çocuğun problem özmeyi öğrenebileceği tek yer oyundur. Çünkü çocuk doğduğu günden itibaren belirli bir yaşa gelene kadar problem nedir, sorun nedir, insanlarla iletişim nedir, bunları öğrenebileceği tek yol oyun. Konuşmasını da, çünkü 3 aylık bir bebek ağladığında anne neden ağladığını bilebiliyor.
Çocuğun kendini ifade etmesine gerek yok. Hı hı. 9 aylık olduğunda da 15 aylık olduğunda da yine kendisini ifade etmesine gerek yok. Çünkü anne ne demek istediğini, ne zaman karnının acıktığını, ne zaman işte su istediğini, bunların birçok ihtiyacının farkında. Hı hı. Ama çocuk ne zaman oyunu oynamaya başlıyor, o zaman kendini ifade etmeye başlıyor. Evet. İstediği oyuncağın işte renkli bir şey gördüğünde, bu 9 aylık çocuklarda bile geçerli, sadece parmağıyla gösterir. Evet. Bu tamamen çocuğun ne istediğini karar vermesi, kendini ifade edebilmesiyle hı hı. alakalıdır. O yüzden zihinsel anlamda çocuğun bir şeyleri fark edebilmesi, algılayabilmesi, hı hı. dil anlamında kendini geliştirip ifade edebilmesi açısından çok etkili. Hı hı. İlerleyen yaşlarda ise 2 yaşına kadar genelde çocuk daha bireyseldir. 2 yaşında bencil davranmaya başlar ama 3 yaştan sonra çocuk sosyalleşme evresine girer. Hı hı. Ve sosyalleşme evresinde 2 yaş çocuğuna bakarsanız aynı oyuncağı oynarlar ama paralel oyun dediğimiz bir dönemdedirler. İkisi de Lego oynar ama biri işte üst üste dizer, biri yan yana dizer. Aynı odadadırlar. Oyuncakları gerekirse paylaşırlar ama birbirlerinden bağımsız oynarlar. 3 yaşından sonra ise sosyalleşme dönemine giriyorlar ve orada Lego'yu paylaşmayla beraber çocuk hayatta bir şeyleri paylaşması gerektiğini, paylaştıkça bir şeylerden keyif aldığını, ne kadar çok paylaşırsa veya ne kadar çok arkadaşından yardım isterse kulesinin o kadar büyüyeceğini gibi sosyal anlamda da birçok şeyi fark etmeye başlıyor. Evet. Daha sonra öğrendi sadece olumlu şeyler mi öğreniyor? Hayata karşı olumsuz şeyleri de öğreniyor. Mesela kıskançlığı en güzel öğrendikleri alanlardan biri. Kesinlikle. Neden? Çünkü onun daha çok Legos var, benim daha az Legom var gibi. Bir şeyleri sahiplenmeyi öğreniyor. Genelde 1,5 yaş çocuklarında bile biz şunu görüyoruz, o benim oyuncağım. Bu kadar düzgün cümle kurabiliyorlar mı? Hayır, ama sadece benim. Evet. Demeleri bile yeterli olabiliyor. Yani insani anlamda yaşadığımız, çünkü sosyal varlıklarız insanlar olarak. Sosyal bir varlık olabilmenin gereğini aslında çocuk işte o hayat perdesi dediğimiz oyunda öğreniyor. Kesinlikle. O yüzden çok çok önemli bir şey bu oyun. Rekabet etmeyi öğreniyor, yeri gelince tabii kaybetmeyi öğreniyor, paylaşmayı, yardımlaşmayı öğreniyor. Ve aslında doğru davranış modellerini de yine oyun içerisinde öğreniyor sanıyorum, değil mi? Mesela bir kıskançlık durumunda işte belki paylaşması gerektiğini, kıskanmaması gerektiğini, işte kaybettiği durumda işte o sorun çıkarmaması gerektiğini, hani pek çok aslında ahlaki değerleri de bir şekilde oyun içerisinde öğreniyor, değil mi? Ne dersiniz? Dediğiniz gibi paylaşma, olumlu ve olumsuz tüm duyguları, tüm durumları çocuk orada yaşıyor. Çünkü aksi takdirde baktığımızda çocuğun okula başlayana kadar birçok şeyi öğrenmemesi gerekiyor. Neden? Hele de tek çocuksa zaten evdeki tüm oyuncaklar onun. Evdeki tüm küçük tabaklar onun. Parka gittiğinde sıra beklemesine gerek yok çünkü ilk genelde binen o. Ama oyun vesilesiyle birçok şeyi öğrenme şansını kazanıyorlar. Dediğim gibi sadece olumlu şeyleri değil, olumsuz anlamda bir şeyleri de oyunla öğreniyorlar. Mesela kavga etme. Kavgaların en büyük nedeni genelde okul öncesi dönemde oyuncaktır. Evet. Yani bununla beraber çocuk diyor ki bir şeye sahiplendiğinde kavga edersin. Ama kavga etmek elde etmek için çözüm yolu mudur? Değil. Neden? Çünkü ben kavga ettiğim için öğretmenim benim elimden oyuncağı aldı ve arkadaşıma verdi. O zaman ben kavga etmemeliyim. Gibi. Hangi durumda nasıl davranması gerekiyor? Neyi nasıl isterse elde edebilir. Neden hoşlanıyor ve neden hoşlanıyor gibi birçok aktiviteyi öğrendiği bir durum oyun. O yüzden her açıdan çocuğa faydası olan, dediğiniz gibi işi gücü oyunsa eğer bir çocuğun, emin olun o çocuktan bir ışık vardır, bir ümit vardır. Hatta biz şundan korkuyoruz. Genelde bir dönem otizmli çocuklarla çalışıyordum ve en başta sorduğumuz sorulardan biri odur. Oyuncakla oynar mı? Oyun oynar mı? Çok önemli değil mi? Oyun oynamak bir çocuğun sağlıklı olduğunu gösterir. Evet. Eğer çok güzel oldu gerçekten. Oyun oynuyorsa o çocuktan çünkü sağlık belirtisi bekliyoruz. Normal bir gelişim bekliyoruz. Maalesef otizmli çocuklarımızın birçoğunda oyun kavramı yoktur. Oyuncak kavramı yoktur. Onların birkaç oyuncağı vardır. İşte nedir? Kamyon mesela. Çok severler. Onu da nasıl oynarlar? Ters çevirirler ve tekerlerini döndürürler. Evet. Çamaşır makinesi onlar için bir oyuncaktır. Geçip saatlerce karşısında izleyebilirler. O yüzden çocuğunuz oyun oynuyorsa, oyuncak oynuyorsa binlerce şükür
etmek bence gerekiyor ki sağlıklı bir çocuğa sahibiz. Evet, kesinlikle. Otizm problemi yaşayan ailelerin en büyük istekleri de sanıyorum çocuklarının diğer çocuklar gibi oyun oynamaları, oyuncaklarını diğer çocuklar gibi kullanmaları olacaktır. O yüzden oyun oynayan çocuklarınızı asla ket vurmayın diyebiliriz buradan sanıyorum. Şimdi oyun konusuyla ilgili izleyicilerimizin soruları da olabilir. Size hemen irtibat numaralarımızı bir hatırlatalım. 0312 alan koduyla 347-2517, 347-2577 ve 347-2578 numaralarından bizi arayabilirsiniz. Fatma Hanım'a sorularınızı yöneltebilirsiniz. Aynı zamanda öncecocuk@diyanet.gov.tr adresinden de bize mail gönderebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı da zaten arkadaşlarımız size duyuruyorlar. Bu mecralardan da bize ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi oyun kavramı üzerinde ben biraz durmak istiyorum Fatma Hanım, müsaade ederseniz. Çünkü oyun kavramı biraz değişti artık günümüzde. Sanal oyunlar da var mesela. İşte bizim çocukluğumuzda oynadığımız oyunları şimdiki çocuklar çok bilmiyorlar bile. Oyun deyince ne anlamak lazım peki? Ya oyun deyince aslında çocuğun zevk alacağı. Evet, bu kesin. Ama şu an bizim anladığımız şey, oyundan ve oyuncaktan anladığımız tek şey zevk almak. Oldu. Halbuki duygusal zekayı geliştirecek oyunlar vardı. Mesela bizim zamanımızda işte bu isim bitki şehirlerimiz vardı. Bu dediğimiz oyunlar vardı. Değişik değişik oyunlarımız vardı. Ama bununla beraber yaratıcılık gerektiriyordu. Yani biz bir şeyleri kendimiz üretiyorduk. Evet. Bir kağıttan bir şeyler yapıyorduk. İşte başka malzemeleri birleştiriyorduk. Evciliklerimizde bile işte çok alakasız bir kutu bizim yemek malzememiz olabiliyordu. Ama şimdi baktığınızda çocuğa diyorsunuz ki hadi seninle evcilik oynayalım mı? Tamam, ben sana mutfak eşyalarımı getireyim diyor ve düdüklü tenceresine varana kadar bin bir çeşit oyuncağı görebiliyorsunuz. Ve bu çocuktan bir şeyler üretmesini beklemiyorum ben artık. Çünkü o kadar hazıra alışmış ki çocuk. Mutfak eşyası dediğinde onun oyuncağı var. Diyorum ki bunlarla oynamayalım, hadi biz bir şey yapalım, nasıl yani? Çocuk kala kalıyor çünkü üretmek nedir, düşünmek nedir, benzetmek nedir? Ki bunların hepsi aslında zeka geliştirici unsurlardır. Bizde ise çok net artık işte çocuğa oyuncak alınır, ne alınır? Oyuncak markete gidilir ki çok fazla artık. Her şehirde onlarcası var. Ve yetişkin insanlar olarak biz bile girdiğimizde ay ne güzelmiş dediğimiz en aşağı 3-5 ürün çıkıyor. Ve bunların arasında aldığımızda çocuklara hazır bir şeyler sunuyoruz ve çocukların hayat algılayışı değişiyor. Yani kesinlikle. Oyuncak seçimini biz oyun seçimini küçümsüyoruz belki ama çocuğun hayat algılayışı olduğu için çocuk hayata dair düşüncelerini oluşturuyoruz. Ve diyoruz ki senin düşünmene gerek yok, üretmene gerek yok. Oyun dediğin işte telefonda hazırdır, laptopta hazırdır, tablette hazırdır. İstediğin zaman elde edebilirsin. Neden çantamda sürekli senin ağlamaman, huzursuzluk çıkarmaman için ben zaten tableti taşıyorum, cep telefonumu taşıyorum. Sen sürekli bunlarla vakit geçirebilirsin, problem yok. Burada mesela siz hazır üretilmiş işte çocuklar için olsa bile mesela bir mutfak setinin bile çocuğun hayal dünyasına ket vurabileceğinden bahsettiniz. Şimdi sanal oyunlara baktığımızda ortada somut bir şey yok. Çocuğun dokunabildiği bir şey yok. Yani bir oyuncağı bile yok aslında. Sadece bir ekran var. Tamamen dijital bir ortam var. Ve çocuklar çok seviyorlar aslında. Neden acaba bu kadar ilgilerini çekiyor sanal oyunlar? Ve hani programımızın başından beri konuştuğumuz o oyundan gelen kazanımları sanal oyunlarla acaba kazanabiliyorlar mı? O zaman sanal oyun gerçekten oyun mudur tartışılır. Bu başlı başına bir tartışma meselesi olur. Neden? Evet, o adı oyun. Ama çocuğa oyunun verdiği faydaları sağlıyor mu? Hayır. Neden? Çünkü çocukların çok fazla ilgisini çekiyor. İlgi çekme nedenlerinden biri de şu. Artık sanal alem o kadar bilinçaltına hitap ediyor ki. Çocuklara göre hazırlanan oyunlarla, yetişkinlere göre hazırlanan oyunlar arasında mesela renklerle ilgili çok ciddi fark var. Neden? Çünkü yetişkinlerin oyunu daha koyu renklerden olurken çocuklarınki daha canlı renkler. Neden? Onları cezbetmesi için. Daha hareketli çocuklara göre, mesela yetişkinler için savaş oyunları daha yavaş hareket ederken, işte asker yavaş yavaş adımlarla ilerlerken çocuk oyunları genelde koşma üzerinedir. Motosiklet gibi hız üzerinedir. Çocuğun enerjisini yakalayıp çocuğun sıkılmasına izin vermemek içindir. En son bir çocuğun elinde bir telefon oynarken izlediğimde bir yolda koşuyor adam, kadın işte orada seçiyorlar ve seçtiklerinde bile birkaç alternatif var. Neden? Onu sevmezse başka birini seçebilsin gibi. Ve sürekli yol değiştiriyor. Neden? Çünkü dümdüz bir yolda gittiğinde çocuğun sıkılma ihtimali var. Ve tamamen çocuğun bilinçaltına hitap eden ögelerle dolu. Ve dini anlamda açıkçası düşündüğümüzde de ben ona dikkat etmeye başladım. Genelde orada olan kız çocukları o oyunlarda kızları
tercih ediyorlar. Ama kızların kıyafetine baktığınızda hiç de uygun olmayan şeylerle karşılaşıyorsunuz. Evet. Ve dediğim gibi direkt bilinçaltına hitap eden unsurlar içeriyor. İşin başka bir boyutu da radyasyon. Madem çocuklarımız için çok önemli, onları korumamız lazım. Trajikomik bir şeyle karşılaşıyorum. Hamilelik döneminde cep telefonunu kullanmayan anne, 1,5 yaşındaki çocuğun eline telefonu veriyor. Diyorum ki bu bir tezat değil mi? Kesinlikle. Zararlıysa, hamilelik döneminde zararlıydı. Şimdi diyorum bir aygıt mı çıktı? O zarar yok mu oldu? Eğer diyorum öyle bir şeyse söyleyin, ben de alayım. Evet. Ha yok, aynı zararı var da. Ki çocuklardan şunu da duyuyorum. Parmağım uyuştu. Neden? Galiba çok oyun oynadım. Gibi. Bu kadar fiziksel de aslında kendini belli eden bir etkisi var. Evet, ama kısıtlıyor tamamen. Evet, biz kolaya kaçmayı seviyoruz ki toplum olarak gitgide buraya doğru ilerliyoruz. Evet. Sanal alemdeki oyunlar daha kolay. Neden çocukla birebir iletişim kurmak zorunda değilsiniz? Telefonunuzu, tabletinizi verirsiniz, olay bitmiştir. Zaten bahsettiğiniz gibi çocuk o kadar kitleniyor ki, onun ilgisini çekecek o kadar çok şey var ki, çocuk hipnotize olmuş gibi ekranlara bakıp kalıyor ve anne için çok rahatlatıcı bir şey aslında. Eline veriyor telefonu, çocuk hiç sesini çıkartmıyor, saatlerce oyunu oynayabilir, yerinden kıpırdamayabilir, fiziksel aktivitesi de tamamen yok. Ama baktığımız zaman çok büyük bir tezat, çünkü orada bir ekranda bir macera var ama çocuğun zihninde fiziksel olarak hiçbir şey aktarmıyor. Bu da bir çelişki sanıyorum, değil mi? Tabii ki. İki çocuklar genelde şunu da yapıyorlar. Aslında yolları, çıkış kapılarını, her şeyi ezberlemiş de durumdalar. Bildikleri şeyi defalarca oynayabiliyorlar. Neden? Oradaki renkler, oradaki hız onu cezbediyor. Evet. Ve düşünme gereksinimlerini yok ediyor. Doğru. Bana dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu nedeniyle başvuran çocuklarda benim ilk yasakladığım şeylerden biri sanal oyunlar, bilgisayar, televizyondur. Mümkün olduğunca en azından azaltmaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü o beyindeki lobun çalışmasına zarar veren unsurlardan biridir. O yüzden oyun evet faydalıdır ama sanal oyun oyun mudur? Başlı başına bir tartışma başlı konusu. Başlı başına bir tartışma ve oyun deyince sanal oyunları anlamamak lazım. Evet, ailelerin de buna dikkat etmesi lazım. Tuba Hanım bizi bekliyor, hatta daha fazla bekletmeyelim. Tuba Yılmaz bizi İstanbul'dan arıyor. Hoş geldiniz. Nasılsınız Tuba Hanım? İyiyim, teşekkür ederim. Böyle bir program yaptığınız için öncelikle teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim. Böyle şöyle bir soru sormak istiyorum. Benim 2,5 yaşında bir yeğenim var. Evet. Televizyon oldukça izletmemeye gayret ediyoruz. Oyun oynaması çok güzel, konuşması akranlarından önce, yürümesi akranlarından önce oldu. Yalnız suyla oyunlara çok düşkün. Aşırı derecede suyla oynamak istiyor. Hatta su bulamadığı zaman arabalarını böyle, affedersiniz, tükürerek hani üstünden geçirmeye çalışıyor. Ve su elinden alındığında biraz sinir krizi geçiriyor. Bir de bunun dışında televizyonda bir palyaçolu bir reklam gördü ve bu reklamdan çok etkilendi. Devamlı onun adını söylüyor ve ondan aşırı korkuyor. Hatta uyurken, uyuturken de orada onun olduğunu, hani palyaço var burada, palyaço var diye şiddetli bir korku yaşıyor çocuk. Hani ayaklarını bile yatağında karnına doğru çekiyor, ayaklarına gelmesin diye. Hani bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz? Gelip geçici bir dönem midir? Bu suyla aşırı oynama isteği, hani obsesif bir takıntı durumu mudur? Bunu merak ediyorum. Evet, Fatma Hanım, sizin var mıdır Tuba Hanım'a sorunuz? Şunu soralım, annede ve babada obsesif herhangi bir şey var mı? Hayır, yok. İkisi de eğitim alanındalar. İkisi de öğretmen. Yani herhangi bir düzenle alakalı, temizlikle alakalı? Hayır, sadece annesi çocuğumuzda alerjik bronşit olduğu için hani onu soğuktan falan sakınmaya çalışıyor. Bu şekilde. Evet, tamam. Yeterli midir? Yeter. Çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olun. Evet, ne dersiniz? 2,5 yaşında önce su meselesini değerlendirelim isterseniz. Suyu çok seven bir çocuk. Suyu sevmesi çok anormal bir şey değil. Bazı çocuklarda bunu yaşıyoruz. 1 yaşına kadar banyoda çok zorlandığımız bir çocuğumuz. 3 yaşına kadar suyu çok fazla sevip, her duş alanına duş almak, her türlü suyun içinde olduğu. İşte temizlik yapmak istiyorlar, bulaşık yıkamak istiyorlar. Ama tek nedeni var, suyla oynamak. Olduğu için oluyor. Su ona çok olumlu yansıtılmış olabilir. Ve engel olunduğu sürece ona bağımlılığı artacaktır. O yüzden bu dönemde biraz izin verilebilir ama mesela şartlı izin verilebilir. İşte bugün arabayı işte böyle oynayamayız ama istersen yarın küçük bir havuzda gemi yaparız, seninle yüzdürebiliriz şeklinde şartlı bir şekilde direkt çocuğu kesmek yerine
Geçici bir dönem yaşayabiliyoruz çünkü 3 yaşına kadar suyla ilgileri çok fazla olabiliyor. Kendilerince hatta onu yaşıyorduk. Çocuğumuzun biri onu çok seviyordu. Evcilik oynama dönemindeydi, 2 yaş civarında bir kız çocuğu. Bir gün babayla evde baş başa kalıyorlar ve anne merakla geliyor. Diyor ki baş başa bıraktım sizi ama diyor inşallah iyi geçmiştir, neler yaptınız. Baba diyor ki yok diyor çok diyor keyifliydi diyor. Ben de oturma odasındaydım diyor. Kızım da diyor mutfak eşyalarıyla diyor bana yemekler yaptı, bir şeyler ikram etti. Bana su getirdi, içtim dediğinde anne kala kalıyor. Çünkü 2 yaşındaki belki de duymuşsunuzdur. 2 yaşındaki kız çocuğun ulaşabildiği tek su kaynağı klozet olabiliyor. O yüzden bunlarla karşılaşabiliyoruz. O dönemde suya çok düşkünlükleri olabiliyor. Sırf suyla oynamak için sık sık tuvaletim geldi diyebiliyorlar. 3 yaşa kadar çok anormal bir durum değil açıkçası. Ama birkaç ay daha gözlemlesinler. Eğer çok fazla devam ediyorsa, çünkü o tükürme biraz soru işareti oluşturabilecek bir durum. Eğer hala devam ediyorsa da vakit kaybetmeden lütfen bir uzmanla görüşsünler. Çünkü tükürme kısmı artık işin farklı bir boyuta kayma ihtimalini gösteriyor. Palyaço kısmı ise bu dönemde yapıyorlar. Neden? Çünkü onların tamamen somut olduğu bir dönem. Ve bir insanın hani bir saç takarak, burnuna bir şey takarak, yüzünü boyayarak öyle bir şey olabileceğini düşünemiyorlar. Dünyaları bunu algılayamıyor. O durumda da böyle bir yaratık, böyle bir canavar var gibi geliyor. Ve bize göre rengarenk gelen palyaço. Onlar için her yerinden başka bir renk çıkan acayip, hani insan desen insan değil, hayvan desen hayvan değil, bu ne böyle? Tanımlayamıyorlar aslında. Tanımlanamayan bir nesne onlar için. Tam da çocuklar için aslında palyaçolar veya işte büyük kuklalar olur, işte hareketli, bunlar hep çocuklara hitap eder. Ama çocuklar hep korkar çok ilginç bir şekilde. Genelde 3 yaşından sonra çocuklar onun keyfini almaya başlıyorlar. Kayyonun tabii artıları eksileri var, onlar tartışılır ama o konuda kayyonun bir bölümü vardı, çocuklar için etkili olabiliyor. Bazı çocuklarımızda faydasını gördük. Dediğim gibi kayyu da başka bir tartışma konusu olabilir ama o bölümünü izletebilirler. Bir faydasını gördüğümüz çocuklar oldu. Palyaço'nun işte burun takılarak, saç yapılarak olduğunu, Rosie'nin böyle bir durumu vardı. Onun üzerinden işledikleri bir bölüm vardı. Onu bir deneyebilirler. Dediğim gibi 2-3 yaş arasında da hani ikisi de çok anormal gördüğümüz bir problem değil. Ama mesela gözlemlemeleri çok güzel. Yani bir teyze olarak bunu gözlemleyip bunu paylaşması çok güzel. Çünkü genelde bu tarz sorunlarını 4-5 yaşına kadar, hatta daha ileri yaşlara kadar görüp de aslında fark edip de, ki fark etmeyen de bir grup var ama fark edip de önemsemeyen bir grup var ki onlarla yol kat etmekte çok zorlanıyoruz açıkçası. Çünkü ağaç yaşken eğilir. Hani problem küçükken çözmesi çok daha kolaydır. Problemi büyütüyoruz, büyütüyoruz. Devasa bir halde çözmek çok daha zor oluyor. O yüzden hani arayan Tuğba Hanım'dı galiba. Ona da ayrıca ben teşekkür ediyorum buradan. Biz de teşekkür edelim tekrardan. Şimdi burada çocuğu gözlemlemenin çok önemli olduğundan bahsettiniz. Bunun için aslında tebrik ediyoruz Tuba Hanım'ı bir teyze olarak da. Oyunlar aslında çocuğu gözlemlemenin en kolay yoldur diyebilir miyiz? Anne babalar böyle değerlendirebilir mi oyunları, ne dersiniz? Çocukla iletişim kurmanın en güzel yollarından biridir aslında. Hatta belki en güzel yoludur. Biridire bile gerek yoktur. Çünkü bize hep söyledikleri, yetişkinle seans yapmak kolaydır. Neden? Oturursunuz karşılıklı, siz sorarsanız o cevaplar kolaydır. Ama çocukla bana diyorlar ki nasıl seans yapıyorsun? Oyun oynuyorum. Yani. Bu kadar basit. Çünkü karşılıklı çocuğu alıp da birçok soru sorup cevap alamazken dersiniz ki bak iki bebeğim var, biri senin olsun biri benim olsun, bunlar arkadaş olsunlar mı? Hadi biraz sohbet etsinler. Ve oynayacağınız evcilik oyunuyla bırakın aileyi, tüm sülalenin şeceresini çıkartabilirsiniz. Çok kimde ne var? İşte teyzesinin görümcesi boşanmış mı, evli miymiş, kimin ne zaman bebeği olmuş, kaç yaşındaymış? Anne ve baba zannediyor ki işte biz kavga ediyoruz arada ama çocuğun haberi yok. Halbuki çocuk bana diyor ki işte geçen gün annemle babam kavga edince sen de üzüldün mü? Şunu şunu dediler ya, bence bu çok kötü bir şeydi gibi varana kadar birçok şeyi oyunla çocukla paylaşabiliyorsunuz. Olumsuz şeyleri öğrenebileceğiniz gibi olumlu anlamda da çocuğa bir şey vermek istiyorsanız oyun üzerinden vermek, paylaşmak, çocuğa kendini değerli hissetmek, sevgiyi göstermenin en güzel yollarından biridir. Bir çikolata alacağınız, onunla 10 dakika oynamak emin olun çok daha değerlidir. O yüzden anne ve babanın eğer çocuğa karşı gerçek sevgisi varsa ki hani psikopat, şizofren ve paranoid değilse bir anne ve baba mutlaka sevgisi vardır. Bu 3-5 grubu ayırıyoruz. Onların haricinde mutlaka sevgisi varsa sevgisini en güzel dile getirme
yöntemlerinden biri oyundur. Ve evet. iletişim kurmak için de. Evet, çocukların en büyük isteği de bu zaten. Sürekli gelip işte beraber oyun oynayalım teklifinde hep çocuklar bulunur ama anne babalar bazen fırsat bulamıyor, bazen yorgun olabiliyor, bu teklifleri reddedebiliyorlar. Bir de bu son zamanlarda özellikle kaliteli zaman geçirin çocuklarınızla diye bir mottomuz var artık. Çok da önemli gerçekten. Oyun oynamak en kaliteli zaman geçirme durumu sanıyorum değil mi? Ne evet dersin? Ama işte yetişkinlere zor geliyor. Çünkü onlara göre kaliteli zaman dediğimiz şey işte beraber bir şeyler izlemek. Hı hı. Ya ayrı kanepelerde beraber izlediğiniz çizgi film ne olursa olsun, hani bırakın büyük dizisini, çizgi film bile izleseniz, onun çok sevdiği bir şeyi de izleseniz. Hı hı. Ki hep şunu söylüyorlar, abi biz çok kaliteli zaman geçiriyoruz. Ne yapıyorsunuz? İşte beraber en son bir animasyona gittik. Yani. Hani sinemaya gittiniz, yan yana koltuklarda oturdunuz, hep beraber izlediniz. Sonra bir de hamburger yedik. Yani. Kaliteli zaman değildir. Evet. Çünkü çocuğun sizden beklediği şey karnınızı doyurmanız, o çizgi filme gitmeniz değil. Tabii ki bunlardan çok mutlu oluyor. Hı hı. Bunları da yapmayın anlamında söylemiyoruz. Tabii ki bunlar da olumlu unsurlar, çocuğun beklediği, kendine değer verildiğini hissettiği aşamalar ama kaliteli zaman dediğimiz şey çocuğun yaşına göre değişkendir. 2 yaşındaki bir çocuğun orada kaliteli zamandan beklediği şey anne ve babasının onunla belki hoplamasıdır, takla atmasıdır. Evet. En sevdikleri şeylerden biri çünkü 2 yaş, 1,5-2 yaş çocuğunun. Onun evet. yerine alacağınız kıyafetin, oyuncağın onun gözünde çok da bir değeri yok. Evet. Bu o yüzden çok çok önemli. Kaliteli zaman istiyorsak kaliteli çocuklarımızla oyun oynamamız evet. gerekiyor. Kesinlikle. Sına Hanım bakalım neler diyecek bize. Sına Pakin bizi Antalya'dan arıyor. Merhaba. Merhaba, teşekkür ederim bu programı yaptığınız için. Estağfurullah Sına Hanım. Buyurun dinliyoruz sizi. Sağ olun, teşekkür ederim. Benim de 2,5 yaşında bir kızım var. Allah ve bağışlasın. Ve 1 yaşında da bir oğlum var. Evet. Ve 2,5 yaşındaki kızım, ay pardon çok özür dilerim, çok heyecanlıyım da. Buyurun. İlk defa böyle bir yayına katılıyorum. Hiç problem değil, buyurun. Ya, evet, 2,5 yaşındaki kızım çok aşırı derecede sinirli. Ve anca televizyonu açtığımızda ve bazı çocuk programlarını açtığımızda biraz sakinleşiyor. Başka çok sinirli, aşırı derecede sinirli ve yemek için bile televizyona ihtiyaç duyuyoruz yedirmek için. Ve çok hırçın, yani demek istediğim. Yani bunun sebebi ne olabilir? Ya da yanlış bir yaptığımız hareket mi olabilir? Ya da çok yüz verme mi olabilir? Mesela bizim 11 sene sonra oldu çocuğumuz ve çok el bebek gül bebek büyüttük. Çok ağzının içine baktık. O oynasa bile, uyusa bile sürekli üzerine baktık. Titredik yani üzerine. Evet. İşte şu an yani acaba şımarttık mı ondan? Acaba kardeşini mi kıskanıyor? Yoksa sürekli televizyon izlemekten mi? Onu bilemiyoruz. Acaba ne gibi bir şey önerirsiniz diye aradım. Evet. Var mıdır? Soralım. 2,5 yaşında kızı, 1 yaşında oğlu var galiba, değil mi? Evet. Evet. Tamam. Tamamdır. Yeterli sanıyorum. Evet. Çok teşekkür ediyoruz. Evlatlarınızı öpüyoruz Sına Hanımcığım. Ben çok sağ olun. Evet, ne dersiniz? Şimdi şunu söyleyeyim. 2-3 yaş arası çocuğun en az önce programın başında da söyledik ya, bencil dönemidir. Ben dediği dönemdir. Çünkü o yaşa kadar çocuk biraz daha kendini annenin uzantısı gibi görüyor. Ama 2 yaşından sonra artık ben kavramı oluşuyor. Evet. O yüzden ben yapacağım, ben yiyeceğim, ben gideceğim, ben dediği bir dönem. Ve tamamen hani mesela nedir işte yemeği, ben makarna yiyeceğim der. Önüne koyarsınız, der ki hayır ben işte patates kızartması istiyorum. Tamamen evet. ben dediğini ve kendini kabul ettirme dönemidir. Ki yaş çok yakın. Yani 2,5 yaşında bir kızınız ki normalde tek çocuk olsa daha küçük diye algılarken şimdi abla pozisyonunda. Ve büyük ihtimal şöyle bir şey yaşamıştır. 11 yıl aranan bir bebek. 11 yıl sonunda geliyor. El bebek bir bebek büyürken bir tahta, ki her çocuk yeni doğduğunda tahtadır ama aranan bir bebek 2-3 kat yüksekte bir tahtadır. O tahta sonra bir bakıyor çocuk yeni yeni kendini bulmaya çalışırken 1,5 yaşında hop o tahta bir rakip geliyor. Kesinlikle. Geliyor. Evet. O yüzden kardeşi mutlaka tetikliyordur. Bu bir. 2,5 yaş zaten tamamen bir ben dediği yaştır. Bu 2. Sürekli televizyon izlediğinden bahsetti ki bu vesileyle diğer velilerimize de şunu söylemiş olalım. Özellikle yemek yerken izletilen televizyon şu an Amerika'nın obeziteyle en büyük savaş ilan ettiği noktalardan biri budur. Çünkü yemek yerken çok fazla televizyon izlerler. Onların filmlerine bile baktığınızda en fazla televizyon izledikleri yer mutfaklardır. Ki hipnotize olmuş gibi
izlenilen televizyonla beraber ne yenildiğini, nasıl yenildiğini, miktarının farkına varılmadığı için kilo anlamında da, yani obezite anlamında da, bilinçaltı anlamında da en zararlı noktalardan biri çocukların yemek yerken televizyon izlemesidir. Bununla beraber bu kadar çok televizyon izleyen bir çocuk acaba ne kadar doğru şeyler izleyebiliyor? Evet, birkaç tane işte TRT Çocuk başta olmak üzere birkaç tane güzel kanalımız var artık. Güzel şeyler yayınlanıyor ama bununla beraber diğer 3-5 tane çizgi film kanalımızda ise sabahtan akşama kadar sürekli şiddet içerikli, çocuklara agresifliği aşılayan çizgi filmleriyle de karşıyayız. Eğer izlediği filmler arasında bu da varsa hırçınlığını tetikler. O yüzden anne bu konuda çok hassas olsun. Tüm anneler için bu geçerli. Neden babalar için demiyoruz? Babalar çünkü çocuklarla ilgilenmedi. Özellikle küçük çocuklarla ikinci planda kalıyorlar. Bu bir Türk gerçeğidir. Maalesef. Böyle bir durumda lütfen anneler özellikle çocuklarına ne izlettiklerinin konusunda seçici olmaları gerekiyor ki bu çok önemli olduğunu artık farkında. İşte televizyon programları olsun, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olsun, medya okur yazarlığı dediğimiz artık bir eğitim kesinlikle söz konusu. Nelere mal olduğunu gördük. Çünkü Kral TV sendromu diye şu an bir şey araştırılıyor 90'lı kuşaklardaki çocuklar için. O yüzden lütfen anne bu konuda çok dikkatli olarak çocuk ne izliyor buna baksın. Dediğim gibi 2-3 yaş bencil gruptur. Bunun etkisi olabilir. Kardeş kıskançlığı büyük büyük ihtimal vardır. Eşit davranmaya çalışsınlar. Sen küçüksün demek yerine eşit davranmaya çalışsınlar. Ve konumuz olan oyun bu noktada çok önemli. Bu çocukla birebir oynanılan oyun çocuğun televizyondan daha eğlenceli şeyler olduğunu keşfetmesini sağlıyor. Aa, evet ben televizyon izliyordum ama ki genelde bu çocuğun izlediği tüm çizgi filmlerini ezberlemiş ve tekrar tekrar izliyor durumda oluyor. Diyor ki aa, bak burada bu olacak. Diyorum ki sen bunu nereden biliyorsun? Ben bunu kaç kere izledim ki? Cevabını alıyorsunuz. O yüzden çocukla oynanan birebir oyunla çocuk diyecek ki aa, bak bilmediğim bir şeyi öğrendim. Değişik şeyler de varmış. İşte hoplama nedir, zıplama nedir, oyun nedir? Çocuk büyük ihtimal öğrenmeden. Çünkü 1,5 yaşından sonra öğrenecekken dünyaya gelen kardeşle beraber çocuğun oyun nedir öğrenmeye çok fırsatı kalmadı. Oyunu öğrenmesiyle beraber annenin bahsettiği hırçınlıktan tutun da televizyon bağımlılığı noktasına kadar ilerlemiş artık bağımlılığına varana kadar birçok noktada faydasını görecekler. Bu noktada eğer anne yetemiyorsa, baba desteği veya diğer aile üyelerinin desteği yoksa da kreşlerimizin artık oyun grupları dediğimiz, play group diye geçen oyun grupları var. Gerekirse belki haftanın birkaç günü oradan alınan bir destek çocuğun yaşadığı bu problemin aşılmasına destek olabilir. Bunu da velimiz aklında bulundursun. İnşallah. Oyun oynamak çocuk için en büyük ihtiyaç dedik. Bu tür problemlerin hallolması için de aslında en kolay yöntemlerden biri diyebiliriz. Evet. Şimdi oyun ve oyuncak diyoruz. Biraz oyuncak üzerine de konuşmak isterim. Oyun elbette bir takım oyuncaklarla oluyor. Kimi zaman sizin başta ifade ettiğiniz üzere hazır oyuncaklar oluyor. Çocuk için her şey bir oyuncak haline gelebiliyor aslında. Oyuncağın önemi nedir acaba? Oyuncağın önemi nedir? Çocuğun dedik ya hani oyun hayatı algılayışıysa oyuncak da bunun için bir araç. Yani kimi zaman teleskop, kimi zaman mikroskop hayatı nasıl algıladığını gösteren bir alet durumuna geçiyor. O yüzden de oyuncak çok çok önemli burada. Oyun dediğimiz çünkü belirli bir yaşa kadar özellikle 9 yaşından sonraki kısma kadar genelde bir alet olmadan çok çocuklar eğlenemiyorlar. Oyun dediğimiz şeyi çocuk tek başına oturdum bir arkadaşımla karşılıklı oyun oynadım. Böyle bir kavram yok. Ortada bir oyuncağın olması gerekiyor. O yüzden oyuncak çok çok önemli. Tabii ki hangi şartlarda? Yaşına uygun, sağlığına uygun, ailenin bütçesine uygun. Bu genelde atladığımız unsurlardan biri oluyor ama bazı uzman arkadaşlarımıza ben bu konuda kızıyorum. Diyorlar ki şöyle bir oyuncak alabilirsiniz. Öyle bir oyuncak tek bir markada ve dünyalarca lira olabiliyor. O yüzden ailenin bütçesine uygun. Oyuncak olmak şartıyla oyuncak çok çok önemlidir. Evet. Hattımızda bir izleyicimiz var. İsterseniz hemen kendisini dinleyelim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Dinliyoruz sizi. Buyurun. Benim iki tane oğlum var. Birisi 9 yaşında, birisi 1,5 yaşında. Evet. 9 yaşındaki oğlum çok şiddet içerikli oyunlar tercih ediyor. Ve kardeşine de yansıtıyor. Biz istemiyorum öyle şiddetli oyunlar oynasın. İlgileniyoruz. Babamız mesela yorgun da olsa geldiği zaman gününün nasıl geçtiğini soruyor. Derslerin nasıl geçtiğini. Beraber oyun oynuyoruz. Kendisi teklif etmese de biz
gel beraber oynayalım diyoruz. Birçok şeylerinde yani bebeğim olmasına rağmen ilgileniyorum. Şiddetçi bir şeyler hissetmiyorum elimden geldiği kadar. Ama yine de oyunlarıyla, oyuncaklarıyla vurdulu kırdılı şeylerle oynamak istiyor. Biz kendisine logo turu, yani kendinin yaşına uygun uçak yapma, gemi yapma tır parça birleştirme şeylerini. Kardeşine de şekiller alıyoruz, üçgen, kare falan, onları yerleştirsin. Hem becerisi şey olsun diye. Ama yine de büyük oğlum şiddetten vazgeçmiyor. Evden şiddette hiçbir şey yok. Tartışmamız olmuyor. Yani aile içerisinde tartışacak dahil orta geçimine. Çocuğun yanında hiçbir şekilde sesimizi yükseltmiyoruz. Hiçbir şekilde tartışma yapmıyoruz. Ve kendisiyle her gün en azından ben 2-3 saatimi, işim işten geldikten sonra 2-3 saatini ayırıyor. Yine de bu şiddet içeriğine nasıl vazgeçebilir miyim, yardım alabilir miyim? Evet, var mıdır sorunuz Bahar Hanım'a? Şunu soralım izleyicimizle beraber, diğer izleyicilere de örnek olması açısından. Baba nasıl oyunlar oynuyor? Baba normal mesela işte aldığımız robotürü şeylerle yapıyorlar. Ya da kağıtla bıçak yapıyorlar. Ya da kağıtla isim şehir türü, o tür şeyler oynuyorlar. Peki büyük oğlunuzun gittiği herhangi bir spor var mı? Veya arkadaşlarıyla oynadığı dışarıda fiziksel bir oyun var mı? Yok, normal okulda satranca gidiyor. Dışarıda da fazla bırakmıyorum. Çünkü dışarıdaki arkadaşlarının oynadığı türleri sevmiyorum. Çok kısıtlı bir şekilde. Çıktığı zaman da maç yapıyorlar. Evet, sanıyorum yeterli. Çok teşekkür ediyoruz paylaştığınız için. Hemen dinleyelim bakalım neler söyleyecek Fatma Hocamız. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet, aslında pek çok erkek çocuk için geçerli olan bir problem bu şiddet içerikli oyunlar. Bazen de çocuklara yakıştırıyoruz bunu, işte savaş oyunları, silahlar vesaire. Ne dersiniz, ne tavsiye edersiniz? İzleyicimizle beraber zaten o sorulara özellikle örnek teşkil etmesi açısından sordum. Evet, mesela babayı tebrik edeceğimiz bir durumda işten gelip de en az bir saatini evlatlarıyla oyun oynayarak geçiren bir baba. Açıkçası çok az bir yüzdeliğe sahip bir durumdayız. Baba bu emeği verirken şimdi şunu unutmayalım. Bizde hep şey bekleniyor, kalıplar bekleniyor. İşte şöyle bir çocuğa ne yapılır, böyle bir çocuğa ne yapılır? Ben hep bu noktada çok kızıyorum. Neden kızıyorum? Çünkü Allah bile diyorum her insanı ayrı ayrı yaratırken bize diyorum kul olarak ne oluyor da onları kalıplaştırıyoruz. İşte 9 yaşındaki erkek çocuğu böyle olmalı. Hayır, böyle bir şey yok. 9 yaşındaki kimi erkek çocuğu oturup sakin sakin satrancını oynarken, kimi erkek çocuğu çok hareketli olup hala koltuğun tepesinde gezip İşte uçan tekmeleri havada savurabilir. Bu anormal değildir. Çocuğun fıtratıyla alakalıdır. Anlattığı kadarıyla izleyicimizin hani evde şiddet görmüyor, herhangi bir problem yok. Yaş farkı kardeşiyle arasında uzun bir yaş farkı, o yüzden çok problem olmayabilir. Ama bu noktada çocuğun fıtratı var. Demek ki daha enerjik bir çocuğumuz. Enerjiyi atamadığı için de bunu eve yansıtıyor. Bunun yerine mesela erkek çocuklarına benim en fazla söylediğim şeylerden biri, babayla güreşsinler. Nasıl Fatma Hanım, apartmanda nasıl olacak? Buna çözüm bulunabilir. Yere bir minder konulabilir. Kalın bir örtü serilebilir. Gerekirse bir kat daha halı serilebilir. Tabii ki komşuları da rahatsız edelim demiyorum. Ama buna bir çözüm mutlaka bulunabilir. Agresif olduğunu düşündüğümüz çocukları en fazla yaptığımız şeylerden biri de spora yönlendirmek. Çünkü artık 7 yaşından sonraki çocukların spora yönlenmesi, onların bedensel, zihinsel, duygusal, psikolojik anlamda gelişimlerine ciddi anlamda katkısı oluyor. Mesela böyle bir çocuğun spora başladığı anda agresifliği %99 neredeyse azalacak. Çünkü enerjiyi doğru yerde harcadığı için eve harcayacak enerjisi kalmayacak. Neden? Çünkü enerji doğru yere dağılmış. Olacak. Özellikle erkek çocuklarla lütfen daha çok fiziksel aktivite. Nedir? Futboldur. Tabii ki şimdi açıkçası eskiden neydi? Herkes mahallede çıkıyordu, maç yapıyordu, top oynuyordu. Sokak oyunları çoktu. Aynen öyle. Sokakta oynayabileceği birçok oyun varken şimdi tabii ki güvenlik olsun, işte apartmanlar olsun, cadde olsun, birçok nedenle eski imkanlara sahip değiliz belki. Ama parklarımız var. Ki belediyeler bu konuda ben çok güzel çalıştıklarını düşünüyorum. Artık neredeyse her mahalleye bir park yapmaya çalışıyorlar. Parklar olabilir, ev ortamı olabilir, halı sahalar var. Lütfen buralarda çocukla, işte futbol seviyorsa futbol, yüzme seviyorsa ve imkan varsa yüzme çok çok etkili. Özellikle agresif çocuklarda en fazla kullandığımız yöntemlerden biri. Ki bu noktada da babayla baş başa gitmesi çok önemli erkek çocuğun. Çünkü babayla önünde model oluyor, erkek bir model ve kızdığında nereye
düzeltebileceğini, nereye hı-hı yönlendirebileceğini öğrenme açısından babayla olabilir ama spora başlaması evet ve fiziksel aktiviteyi artırması çok çok önemli. Evet, inşallah diyelim. Çok teşekkür ediyoruz bu fikirleriniz için de. Şimdi oyuncak dedik, oyuncak seçimi çok önemli dediniz siz de. Hı-hı. Bakalım aileler bunda nelere dikkat ediyorlar? Bir izleyelim sokak röportajlarımızı, ardından bu konuyla ilgili sizin tavsiyelerinizi alalım. Tamam. İlgisini çeken şeyler alıyoruz. Başka da bir şey almıyoruz yani. Zaten kendisi alıyor. Yani herhangi bir şey, onun dışında bir şey alamıyoruz ki. Kendi bir şey gördüğü zaman alıyor. Biz de almak zorunda kalıyoruz. Vallahi şiddet gösterecek şeyler almıyoruz. Yani en çok ona dikkat ediyoruz. Genellikle hayvan tarzı bir şeyler alıyor zaten. Hayvanları çok seviyor. Bunlar yani. Başka var mı herhangi bir şey? Oyuncak alırken illaki yaşına uygun alıyorum. Yani 3 yaş üstü mesela şuna ufak böyle ağzına atacak şeyler almıyorum. Sağlıklı olmasına, TSI damgalı olmasına dikkat ediyorum. Çin malı hani istemiyoruz ama imkanlarımız yettiğince alabiliyoruz şeyler, oyuncaklarını. Eşim dediği gibi de silah almıyoruz, kılıç almıyoruz. Ama eğilim illaki oluyor, almıyoruz ama seviyorlar, istiyorlar. Bu şekilde. Tabancadır, bilmem şeydir, ben onlardan uzak tutmaya çalışıyorum. Onun isteklerine tabii iki evet, bir hayır ya da iki hayır, bir evetle büyütmeye çalışıyoruz. Ama hani isteklerine kırmamak amacıyla yine cevap veriyoruz. Vermiyor değiliz. Ben mesela eğitim amaçlı oyuncaklara daha çok yönleniyorum yani. Hani öğrenebileceği renkleri, sayıları, harfleri, o şekilde alfabeleri falan yani. Öncelikle tabii sağlığı önemlidir bizim için. Sağlığa zararlı olmaması en başta gelir. Daha sonra işte... Yani ilim önünden, bilgi önünden daha faydalı olacak şeylerle, yani oyuncak kitaplardır, elektronik kitaplardır, bu gibi şeylerde yani kendini geliştirebilecek konulardaki oyuncaklarla oynamasını daha çok tercih ediyoruz. Çin malı olmaması, plastiğin kokmaması iyi olması ya zaten. Çin malı hayatta almıyorum, bakıyorum zaten. Ve sağlıklı olsun, düzgün olsun, kırılmasın, hani elini kesmesin, o şekilde. İzleyicilerimizin yorumlarına baktık. Aslında daha çok işte silah gibi, tabanca gibi oyuncaklar üzerinde durdu bir kısmı. Bir kısmı yapılan malzemelerin sağlıklı olup olmamasına dikkat etti. Bir de yaş konusunu daha çok gündeme getirdiler. Nasıl değerlendiriyorsunuz aldığımız yorumları? Bu kadar bilinçliyse toplumumuz süperiz. Herkes gerçekten bu kadar dikkat evet ediyorsa işte yaşına, sağlığına... Ciddi anlamda iyi, o bir süperiz evet diyebiliyorum. Keşke bütün anneler babalar evet, bu şekilde ama olsa bu kadar milyonlarca giren Çin balığı oyuncağı kim alıyor o zaman bilmiyorum. Doğru. Çok ciddi hani, bir sektör ve çok da sağlıksız olabiliyor ifade tabii ki yani diyorum. Kanserojen maddelerinden küçük parçalarına kadar bir sürü problemle karşılaşıyoruz. Orada Bayan'ın söylediği bir şey vardı. Hani mümkün olunca dikkat ediyoruz ama bütçemiz el verdiğince. Evet. Daha gerçekçi bir cümleydi. Kesinlikle. Açıkçası. Böyle bir durum var. Silahla ilgili yapılan yorumlar da büyük ihtimal bir dönem burada basın ve medya çok ciddi üzerinde durdu. İşte uzmanlar ısrarla bunu söylemeye çalıştık. Demek ki mesaj yerine ulaşıyor. Bu açılardan ben sevindim açıkçası bu sokak röportajlarından aldığımız cümlelere. Evet. Demek ki mesajlar havada kalmıyor. Bir yerlere ulaşıyor ve güzel bir şekilde. Evet. Ulaşıyor. Şimdi silah konusunda biraz daha değinmek istiyorum. Hani silah almamaya çalışıyoruz dediler ama hani sizin de ifade ettiğiniz gibi geneli yansıtmıyor bu durum. Çünkü ben hala kendi çevremde de elinde silahlarla dolaşan küçük erkek çocuklar görüyorum. Silah biçiminde bir oyuncak olabilir mi sizce? Nasıl yaklaşıyorsunuz? Bir oyuncak mıdır silah? Olabilir mi? Tabii ki çıkış noktası hiç de değildir. Oyuncak amaçlı hadi bir silah üretelim. Tabii ki değildir ama çocuklarımızda var olan bir agresif eğilim var. Ve ben hep burada şunu söylüyorum. Ailelerde bunu yok etmeden çocuklara silah almayalım mantığı çok da doğru bir mantık değil. Çünkü çocuk hiçbir şey bulamadı. Elini böyle yapıyor.
Doğru. Yani başka bir aletten yapıyor. Bakıyorum Legolardan diyor ki bak diyor uzun namlulu tabanca yaptım. Diyorum ki aileye hani bu böyle bir şey aldınız mı? Hayır biz hiç ona bugüne kadar silah almadık Fatma Hanım. Çocuk uzun namlulu şey tüfek diyor. Yapıyor hani bırakın tabancayı. Evet. Legolardan bunu yapabiliyor. Veya elindeki işte bir sürü fotoğraf gösteriyorsunuz, manzaralar, güzel oyuncaklar. Diyor ki aa elinde tüfek olan bir oyuncak yok mu? Diye bunu arayabiliyor. O yüzden agresif eğilimlerini yok etmeden silah alacağız mı, almayacağız mı tartışması hani ikinci planda kalıyor. Peki nasıl bunu yapıyoruz? Babamız var olan 3-5 tane artık herkesin bildiği dizi var. Haftada bir gün bunu izliyorsa ailecek bunu vay be nasıl da güzel öldürdü yorumunu yapıyorsa baba hiç kimse kusura bakmasın çocuğumuza biz hiç silah almıyoruz çok güzel çocuk yetiştirdik baş başına bir yalandır. Kesinlikle. Ne zaman ki toplum olarak anne ve baba bu noktada dikkat etmeye başlayacak ki bunu illa hani medyaya mı mal etmemiz gerekiyor? Hayır anne diyor ki işte geçen gün komşuma diyor öyle bir kızdım ki diyor şeytan dedi ki bir tane işte tokat at dedi diye başka bir komşusuna bunu anlatırken o çocuk aa hiç silah almadık. Bunlar dediğim gibi başlı başına hani ikinci durum oluyor. Öncelikle agresifliği başka açılardan gidermek gerekiyor ki çocuğa almayalım. Ki hiç fark etmiyor. Yani tabanca almıyorsunuz belki ama Legolardan da olsa çocuk bunu kendi İçinde üretebiliyor. İçinde öyle bir potansiyel varsa kendi malzemesini bir şekilde üretiyor diyebiliriz sanıyorum. Bakalım Melike Hanım neler söyleyecek bize. Melike Yılmaz bizi Almanya'dan arıyor. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Öncelikle böyle bir program yaptığınız için sizi çok tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Elimden geldiği kadar izlemeye de çalışıyorum. Çok teşekkür ediyoruz Melike Hanım. Yararlanmaya çalışıyoruz sayenizde Allah razı olsun. Cümlemizden inşallah. Şimdi benim bir iki tane oğlum var. Biri 4. sınıfa gidiyor, diğer küçüğüm de 3. sınıfa gidiyor. Şimdi şöyle bir tamamıyla bu arada çok tamamıyla zıt bir kardeşler. Mesela biri çok sakinken biri çok hareketli. Ve işte böyle hani bu durumda olduklarından dolayı da ben de cezalarında bunlara eşit davranamıyorum. Maalesef hani birisine cezayı verdiğim zaman diğeri de yanabiliyor bundan. Yani hareketli bir şey yaptığı zaman diğeri de aynı şeyi tepkiyi gösteriyor falan. Bir de ben yani bazen hani nerede nasıl davranacağım da gerçekten şaşırıp böyle şey kalabiliyorum hani ne ceza veriyorum hiçbir şey yapmıyorum donuyorum kalıyorum hani yorum bile yapmıyorum bazı şeylerinde ve başlı başına bir sorunumuz da mesela büyüğüm bir hareket yaptığı zaman yaptı hani bir söz dinlemediği zaman ben onu hani oyunlarla da ceza verebiliyorum. Hani en sevdiği oyunlarla ona yasak koyuyorum. Ve diğeri de küçüğüm de onunla birlikte yanmış oluyor arada kavrulmuş oluyor. Ve sonra bana tepkisi şöyle oluyor. Hani ben yapmadım ki niye ben de ceza yiyorum falan. Ben burada böyle kalıyorum. Hani soru işaretleri işin içine de çıkamıyorum. Bu konuda sizden yardım istiyorum. Evet. Var mıdır Fatma Hanımcığım sorunuz? Hareketli olan büyüğümüz galiba. Büyüğüm evet. Tamam. Evet, teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Evet, ne dersiniz? Neden bunu soruyorum? Çünkü genelde büyük çocuklar hareketli oluyor. Küçüklerimizde biraz daha sakinlik biraz var. O büyüğün hareketliliği belki kimi zaman saldırgan davranışlarıyla beraber aldığı cezadan küçüğünde araya kaynadığını hep aileleri iddia ediyorlar. Güzel bir ceza yöntemi mahrum bırakmaktır. Yani biz cezayı genelde kızmak, bağırmak, işte kimi zaman dövmek veya işte gibi daha olumsuz duygular anlamında, olumsuz davranışlar anlamında düşünürken aslında bir şeyden mahrum bırakmak en güzel cezalardan biridir. Ki izleyicimizin yaptığı Melike Hanım da yanlış hatırlamıyorsam onun yaptığı yöntem de bu. Nedir? İşte çok sevdiği bir çizgi filmi izletmemek. Çok sevdiği bir oyunu nedir? Ödevlerini bitirdikten sonra bir saat PlayStation'da oynama hakkı vardır. Ona izin vermemek gibi. Çok güzel bir ceza yöntemi. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Büyüye verdiği cezadan neden küçük etkileniyor? Ki bunu sorgulamakta benim de kafamdaki soru oydu. Siz çocuk sonuna kadar haklı. Çünkü diyor ki ben bir şey yapmadım. Evet o bu cezayı hak etti. Çünkü bir yaramazlık yaptı. Çünkü seni üzdü. Çünkü kurallara uymadı. Ki eğer öncesinde bir anlaşma varsa anlaşmayı bozdu. Ama bu noktada anne için zor olan kısmı yapması gerekiyor. Şu an anne için ceza vermek kolay. Neden? İşte bilgisayarın gerekirse kablosunu alıp hayır oynamıyorsunuz. Ama küçük çocuk bu sınırı aşmamışken, anlaşmaya uymuşken kuralları çiğnememişken ona böyle bir ceza vermek haksızlık. Ki peki nasıl ikisini ayıracak? Son bir dakikamızın içindeyiz. Hızlıca almak istiyorum. Çok da merak ediyorum. Orada yapması gereken şu. Büyük çocuğu bir şekilde engellemek. Çünkü büyük çocuğu ceza verirken küçük çocuk da o cezadan nasiplenirse küçük çocuk abinin yaptığı hareketleri
ilerleyen dönemde yapmaya başlayacak. Hı. Diyecek ki nasıl olsa ceza alıyorum. Evet. En azından kuralları çiğneyeyim ki ceza aldığıma değsin. Çok doğru. O yüzden lütfen büyük çocuğa ceza verirken küçük çocuk bilgisayarda oyun oynama hakkına sahipse büyük çocuğa engel olarak küçük çocuğun oyun oynamasına izin verelim. Gerekirse anne başında dursun, yanında dursun ama küçük çocuğun hakkını elinden almamak. Evet, gerekiyor. İnşallah diyelim kısaca özetlemiş olduk. Tavsiyelerinizi çok teşekkür ediyoruz Fatma Hanım. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Evet, değerli izleyenler, yarın inşallah tekrar karşınızda olacağız. Görüşmek üzere, hoşça kalın.